Merhaba arkadaşlar. Gülnur Maden Birlikte Örelim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmadıysanız öncelikle abone olun lütfen. Destekleyin kanalımı. Bu güzel şık giysileri, bebek giysilerini, battaniyelerini birlikte örelim. Kanalımın aboneliği ücretsizdir arkadaşlar. Bu konuda emin olabilirsiniz. Üyelik abone olduğunuzda üyelik ücreti alınmaz sizden. Bu güzel Selanik yeleğimizi yakadan başladık arkadaşlar. 3 kez yakada haroşalardan sonra arttırmalar yaptık. 2 düz ve 1 ters ördük. Kolları ayırdıktan sonra beden kısmında Selanik örgüye geçtik. Aralarda yine haroşa örgülerimiz var renkli iplerden. Güzel bir model, bebeklere yakışan bir model. Severek ördüm, anlattım. Umarım siz de beğenirsiniz. Arkadaşlar ben iplerimi Yüncü Dede'den alıyorum. Güvenilir bir firma. Bana bu ipleri temin sağladığı için, temin ettiği için kendilerine teşekkür ediyorum. Instagram'dan ve trendyol.com'dan ulaşabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde linkini bırakacağım. İplerimi, şişlerimi hazırlayayım. Sizler de hazırlayın. Gelin birlikte örelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2 yaş kız bebeğimiz için bir Selanik hırka öreceğiz. Renkli renkler kullanacağız haroşalarla arasında. Beyazları da Selanik olarak öreceğiz. Bu Instagram'dan Ezgi Hanım'ın bir siparişi. 1 yaş için ve 2 yaş için kız bebeklerine hırkalar, yelekler istedi benden. Ben de bunun yapımını sizlerle paylaşmak istedim. İplerime önce renk numaralarını, bu renkleri seven arkadaşlarım olursa arzu eden önce renk numaralarını vereyim. Nako Elite Baby, bu yeşilimin numarası 1594. Bunlar anti peeling özellikle 250 metre uzunluğunda 100 gram ağırlığında ipler. Sarımın renk numarası 2857. Bu sırayla kullanacağım bu iplerimi. Bu açık su yeşilim 6692. Özür dilerim. Çok küçük yazıyorlar. Benim gözler biraz bozulmuş. Renkleri okuyamıyorum numaraları bazen. Bu rengimde portakal rengi 4038. Ve beyazımda 208 numara. Şişim 3,5 numara. Şişle örüyorum. Şişime 78 ilmek attım. 3 sıra haroşa ördüm. Şimdi buradan giderken kız bebek olduğu için sağ tarafta iliğimi açacağım. Oraya kadar haroşa olarak öreyim. İliğimizi, ilk iliğimizi birlikte açalım. Tekrar geri dönüşte bir sıra daha haroşa örmüş olacağız. Ve ön yüzde beyaz rengimize geçip artışlar yapacağız. Arkadaşlar özel bir model ve renk kullanıyorsanız kız bebekler için pembe renkleri, çiçekli, incili, dantelli bir yelek ya da hırka örüyorsanız iliklerinizi sağ tarafta açın. Görüyorum ben bazı arkadaşlar hem videolarında hem paylaşımlarında sol tarafa çiçekli böcekli yaprak modeller yanlış tarafa açıyorlar ilikleri. Bayanların giysilerinde ilikler sağ tarafa açılır arkadaşlar.
Ama kız erkek ikisinin de giyebileceği şeyler varsa onun sol tarafta da olması çok önemli değil. Özellikle kız bebek için yapıyorsanız sağ tarafta açın iliklerinizi. Şimdi 7 ilmek kalana kadar örüyorum. 2, 4, 6, 1 ilmek daha örelim. 7. 2 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Özür dilerim. Bir keselim. Kafam karıştı. Önce keselim. Sonra dolayalım ve sonra 3 ilmeğimizi örelim. Önce 2 ilmeği birlikte aldık. Sonra şişe 1 ilmek doladık. Ve ön yüze kadar bu arttırdığım ilmeği de ördüm. Haroşa olarak. Tekrar ön yüzü kadar haroşamı öreyim. Ve beyaz ipimizle renk değişikliklerine başlayalım. Örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada artık yeşil ipimle benim işim kalmayacak. Çünkü öndeki haroşa çizgilerimi, ilik düğme bantlarımı bundan sonra beyazla öreceğim. Şimdi beyaz ipimi bağlıyorum. Bu ipleri daha sonra örgünün arasında yürüteceğim. Yeşil ipimi çıkartıyorum. Yedi ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Daha sonra bir ilmek doluyorum şişime. İki tane düz örüyorum. Bir doluyorum, iki düz örüyorum. Bir doluyorum, iki düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bir dolayacağız şişimize. İki tane düz öreceğiz. Bir dola, iki düz ör. Son 7 ilmeğe kadar bu şekilde bir dolayacağız, iki düz öreceğiz. Son 7 ilmeğimizi de haroşa olarak öreceğiz. Başa kadar bütün ilmeklerimi bir dola iki düz olarak ördüm ve son 7 ilmeğimi haroşa ördüm. Ters yüzde şimdi 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. 2, 4, 6 ve 7. Bu doladığım ilmekleri düz örüyorum arka yüzde. Düz ördüğüm ilmekler arka yüzde ters olarak örüyorum. Arttırdığım ilmekler düz. Ön yüzdeki iki ters, iki düz ilmeğim burada ters. Yani iki ters bir düz örüyorum. İki ters bir düz. İki ters bir düz. İki ters bir düz. Arttırdığım ilmekler ön arka yüzde özür dilerim. Arka yüzde arttırdığım ilmekler düz oluyor. Diğer ilmekler ters. Başa kadar bu şekilde öreceğiz. Ön yüzüme geldim. Yine kenar haroşalarımı örüyorum. 7 ilmek beyazla 3,
4, 5, 6 ve 7. Şimdi arttırdığım ilmekler önümde. Bir ilmek düzdü. Şu anda ters oldu bu ilmeğim ön yüzde. Ve 2 düz ilmeğim var. 1 tersim var. 2 düz ilmeğim var. Yani önde ve arkada ilmeklerimi artık nasıl görüyorsam tersleri ters olarak, düzleri düz olarak öreceğim. 2 düz örüyorum, 1 ters örüyorum. Arkada da 2 ters, 1 düz öreceğim. Bu şekilde bu ilmeklerimizi, şimdi birinci diş haroş oldu. 4 diş daha öreceğiz. Yani beyazla burada 5 diş haroşamız olana kadar ilmeklerimizi ön yüzde 2 düz 1 ters, arka yüzde 2 ters 1 düz olarak öreceğiz. Oraya kadar örüp geleyim. Ön yüzümdeyim. 5 sıra haroşa boyunca önde 2 düz 1 ters, arkada 2 ters 1 düz olarak ördüm. Şimdi sarı ipimi bağlayacağım. 3 sıra haroşa boyunca sarı ipimle haroşa öreceğim. Kenar 7 ilmeğimi beyazımla örüyorum. 2, 4, 6 ve 7. Sarı ipimi bağlıyorum. 2 sarı ipimle bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Üç sıra haroşa boyunca sarı ipimle haroşa öreceğim. Sonra tekrar beyaz ipime geçeceğim. Ve ilk beyazı başlarken yaptığımız arttırma şekliyle yeniden arttırmalar yapacağız. Sarı ipimle tüm ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Son 7 ilmeğim haroşama geldim. Burada beyaz ipimi bağladım. Bu beyaz ipim yeleğim bitene kadar burada devam edecek, yürüteceğim. 12 sıra ilikten sonra 12 sıra haroş olduğunda da ilik açacağım. Henüz oraya kadar gelmedik. Şimdi arka yüzde yine 7 ilmek beyazla haroşamı örüyorum. İpimi öne alıp renklerimi değiştiriyorum. Ve sarı ipimle haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Şu anda ön yüzümde bir sıra haroşam oluştu. Ön yüzde 3 sıra haroşa olana kadar kenarlardaki 7 ilmeğimi beyaz, diğer ilmeklerimi sarıyla örmeye devam ediyorum. Üç sıra haroşa boyunca sarı ipimle ördüm. Şimdi beyaz ipimle yine başlangıçta yaptığımız gibi bir dola iki düz, bir dola iki düz olarak devam edeceğiz.
5 sıra boyunca bir ters ön yüzde 2 düz, arkada 2 ters 1 düz olarak öreceğiz. 2, 4, 6, 7 ilmek ördüm. Bu ipimi ben keseyim. Artık sarı ipimle işim yok. Sarı ipimizi şuraya bağlayalım. Beyaz ipimiz de kaçmasınlar. Şimdi bir dola iki düz olarak bu sıramı örüyorum. Beyaz ipimle bir dola iki düz, bir dolayla başlıyorum. Bir dola iki düz. Bir dola iki düz. Bir dola iki düz. Sıra sonuna kadar bir dola iki düz olarak örüyorum. Sıra sonuma kadar geldim. 2 düz ördüm. 1 doladım. 2 düz örüyorum. 1 doladım. 2 düz örüyorum. 1 doladım ve 1 düz ilmeğim kaldı. 1 düz de bitirdim. Şimdi diğer ipimle kenar beyazımla yer değiştireceğim. Çünkü kenarda yürüyecekler. 7 ilmek beyazımı haroşa olarak ördüm. Geri döndüm. Yedi ilmek haroşamı örüyorum. İpini öne alıp diğer beyazımla yer değiştirdim, çaprazlayarak. Şimdi yine tersleri ters örüyorum. Arttırdıklarımı düz örüyorum. 2 ters, 1 düz. 2 ters, 1 düz. Daha önce beyazı yaptığımız gibi arka yüzde 2 ters, arttırdıklarım 1 düz. Ön yüzde 2 düz, 1 ters olarak 5 sıra haroşa boyunca yine beyazımla öreceğim. Sonra yeniden renk değiştireceğiz. Başka bir renk bağlayacağız. Oraya kadar örüp geleyim. Beş sıra haroşa boyunca beyaz ipimle bir düz, arkada bir düz, iki ters, önde bir ters, iki düz olarak ördüm. Şimdi yeşil, açık yeşil ipimi bağladım. 7 ilmek beyaz kenar bantımı ördüm. Daha sonra haroşa olarak açık yeşil ipimle sarıyı ördüğümüz gibi 3 sıra haroşa boyunca yeşil ipimle öreceğim. Daha sonra yine beyazla bir boş, bir dolayıp 2 düz olarak kurduğumuz bölümü yine kuracağız aynı şekilde ve 5 sıra boyunca, 5 sıra haroşa boyunca beyazla tekrar öreceğiz. Onu tamamladıktan sonra artık koyu yeşilimizle 3 sıra haroşa örüp kollarımızı ayıracağız.
Bir 5 sıra daha beyazla örmeniz yeterli olacak. Şimdi 3 sıra yeşilimi haroş olarak öreyim. Ve 5 sıra beyazımı 5 sıra haroşa boyunca beyazımı da öreyim. Kol ayrım yerine geldiğimizde birlikte kollarımızı ayıralım. Tekrar arkadan da göstermek için size örüyorum hızlıca. İlmeklerimiz oldukça çoğaldı. 100 santimlik misinalı şişe geçtim. Arkadaşlar normal düz şişlerle örüyorsanız kollarınız ağrır. Çünkü oldukça fazla bir ilmek sayımız oldu. Daha da arttıracağız. Burada tekrar size 2, 4, 6, 7. Evet. Arkadan çaprazlıyorum arkadaşlar. Yeşil ipimi sola doğru alıyorum. Beyaz ipimi alttan geçiriyorum. Ve beyazımla kenarda 7 ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu arada 12 ilmek haroşa, 12 sıra haroşa ördüm. Beyaza denk geldi. Ve bir ilik daha açtım. 12 sıra haroşa boyunca sağ tarafta iliklerimizi açmaya devam edelim. Ben açık yeşilimi ve 5 sıra haroşa olan haroşa boyunca ördüğüm beyazı da öreyim. Geleyim. Kollarımızı birlikte ayıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, robayı tamamladım. Kol ağzına kadar geldim. Şimdi yeşille en son ördük. 3 sıra yeşilimizi ördük. Açık yeşilimizi ve daha sonra yine beyazımızı diğer 2 sıralarda yaptığımız gibi bir dola 2 düzle başlayıp arkada bir düz 2 ters, önde bir ters 2 düz olarak 5 sıra boyunca 5 sıra haroşa boyunca ördüm. Ve daha sonra da yakadaki koyu yeşilimizi, çimen yeşilimizi yine bağladım. 3 sıra da onunla haroşa ördüm. Şimdi önleri, kolları ve arkayı ayırdım. 35'er ilmek 2 ön, 48'er ilmek kollar ve 66 ilmek arka. Önü kol altına kadar, kol bölümümüze kadar daha doğrusu örüp kollarımızı kesmeye başlayalım. 12 sıra haroşa sırası arayla da iliklerimi açtım. En son 3. iliğimi açtım. Şimdi 7 sıra haroşamı, 7 ilmek haroşamı sırada bahsedince sırayla ilmeği karıştırdım. 7 ilmek haroşamı ördüm. Yeşil ipime geçtim. Öndeki ilmeklerimi örüyorum. Burayı yine haroşa olarak örüyorum. Sadece bu sıraya ait haroşam 4 sıra olacak. Öndeki ilmeklerimi ördüm.
önce iki ilmeğimi içeriden girip birlikte alarak kesiyorum. Daha sonra bir ilmek örüp bir ilmek üzerinden atlatarak örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Bir ilmeğimi örüp sağdaki şişimdeki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Sağda bir ilmeğim var. Bir ilmek ördüm. Bu bir ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüp diğer ilmeği onun üzerinden atlatıyorum. Bir ördüm, diğerini üzerinden atlattım. Bu şekilde kolumdaki ilmeklerimi kesiyorum. Bir ör, bir kes. Bir ördüm, birini üzerinden atlattım. Sıkı kesmeyin arkadaşlar. Normal örer gibi bir ilmek örüp diğerini üzerinden atlatıyorum. Bu kolumu birlikte keselim. Daha sonrasını ben kesip ters yüze geleyim. Bir örüyoruz, bir atlatıyoruz. Bir örüyoruz, diğerini üzerinden atlatıyoruz. Bir ördüm, bir atlattım. Bir tane örüp diğer ilmeği onun üzerinden atlatarak ilmeklerimi kesiyorum. Bunun modelinden kaynaklı kolları geniş bir şekilde duracak, yelpaze gibi. Evet, son ilmeklerimi de bunu kestim. Bu bir ilmeği de kesebilmek için arkadaki ilmeğimi örüp üzerinden aldım. Arkadaki ilmeklerimi örüp diğer kolumu da keseyim ve arkadan birleştirelim. Kollarımı kestim. Robamız tamamlanmış oldu. Şimdi arka yüzden birleştireceğiz. Yine haroşa öreceğiz. Bedenleri bir araya getireceğiz. Kenar beyazımı örüyorum. 7 ilmeğimi. İpimi öne aldım. Çaprazladım. Tekrar arka tarafa alıp haroşamı yeşil ipimle ön bedenimi örüyorum. Kol altıma geldiğimde her iki bedendeki arka ve ön bedendeki ilk ilmekleri
Birer ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Bir çaprazlama yapacağım. Birer ilmek. Kol altı açıklığını önlemek için, ilmekler esnemesin, açılmasın diye. Birer ilmeği sağdan ya da soldan fark etmez. İkisinin yerlerini değiştirdiğimde kol altında bir açıklık olmuyor. Aynı işlemi diğer kolum için de yapacağım. Hızlıca öreyim. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Bu arada arkadaşlar, abone olmayan arkadaşlarım varsa abonelikler ücretsiz. Bazı anlatıcılar ücretlilere geçmişler. Dikkat edin. Abone olduktan sonra yanında katıl diye bir yazı çıkıyor. O yazı varsa üzerine tıkladığınızda aidat istiyor sizden. Ama benim kanalımın öyle bir şeyi yok. Abonelikler ücretsiz. İstediğiniz zamanda çıkış yapabiliyorsunuz. Ama tabii ki çıkmayın lütfen. Beğenileri tıklayın. Sayfamı beğeniyorsanız eğer kanalıma. Güzel yorumlarınızı benden esirgemeyin. Ben yeni bir kanalım. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi yine diğer kol altında son bedendeki son ilmekle ön bedendeki ilk ilmeği çıkartıyorum şişlerimden. Birini önden, birini arkadan yer değiştiriyorum, çaprazlıyorum ve örmeye devam ediyorum. Bunu ben kol altlarında yapıyorum. Hırkalarda da, yeleklerde de ilmekler esniyor çünkü örerken, ona engel olmak için. Şimdi önde beyazımızı bağlayacağız. Yeşil ipimizle şimdilik işimiz bitti. İpimi öne aldım. Beyaz ipimle birlikte çaprazlayarak yer değiştirdim. Tekrar örgü yönünü arkaya alıp kenar haroşamı örüyorum. Şimdi beyaz ipimle bir ters bir düz öreceğiz bu sırayı. Arka yüzden selanik kurmaya başlayacağız. Selanik, yalancı selanik örmeden önce bir sıra bir ters bir düz örmemiz gerekiyor hazırlamak için. Yeşil ipimi keseyim. Buraya bağlayalım. Açılmasın. Bu iplerimi örgümün arkasında saklıyorum arkadaşlar. Şimdi bir ters örerek başlıyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bütün ilmeklerimizi bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar ön yüzde örelim. Arkada selanik kurulumunu da birlikte yapalım. Bir
bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde Selanik örgümüzü kuralım. Kenar 6 ilmek haroşamı örüyorum. Arkadaşlar ben bu beyaz ipimi kopartmıyorum. Çünkü renkliler arada öreceğim. Her seferinde düğüm olmasın diye bu ipimi başlangıçtan beri yürütüyorum. Şimdi ilk ilmeğim önümde tel, düz. Düz ilmekler üzerine Selanik yapılıyor. Düz ilmeğim ilmeği buradan değil, şuradan girmiyoruz. Bir altındaki yuvadan giriyoruz. Bir ilmek düz. Tersleri her zaman ters olarak örüyoruz. Düz ilmeğimi bu şekilde örüp girmiyorum. Alttaki şuradaki yuvaya giriyorum. Bir düz, bir ters. Şu yuvaya girip bir düz, bir ters. Boşluğa girdim, bir düz aldım, bir ters ördüm. Boşluğa battım, düz ördüm, ters ördüm. Boşluğa batıp örüyorum. Tersimi ördüm, boşluğa battım, düzümü ördüm. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters örüyorum, boşluklara batıyorum. Normal örgü yönünde değil, şişimi bir altındaki yuvaya batarak bir düz örüyorum. Yalancı Selanik örüyoruz. Alttaki boşluktan çıkartıyorum. Tersimi ördüm. Alttaki boşluğa girdim. Ve çıkarttım. Tekrar düzleri, düz ilmekleri alttaki ilmek yuvalarına girip oradan çekiyorum şişimi. Bir alttaki yuvaya girip bir ters. Tekrar alttaki yuvalarına ilmeklerin giriyorum. Düzleri öyle örüyorum. Şu yuvaya giriyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi düzleri alttaki boşluklarına ilmeklerin girerek tersleri de ters örerek bir müddet öreceğiz. Sanıyorum 7-8 haroşa dişi yeterli olacak. Daha sonra renkli iplerimizden birini bağlayıp yine arada haroşa öreceğiz. Tersimi ördüm, yuvaya girdim, düzümü ördüm. Tekrar göstereyim. Bu yuvaya giriyoruz arkadaşlar. Sanıyorum anlaşıldı. Şimdi ben bir 7-8 sıra kadar, haroşa sırası kadar Selanik örgümü beyazla örüp geleyim. Yeleğimi Selaniklerini ördüm. 8
haroşa dişi boyunca 2, 4, 6, 8. 8 haroşa dişi boyunca selaniklerimi ördüm. Şimdi farklı bir renk bağlayacağım. Haroşa öreceğim. Portakal rengi diyeceğim bir rengi bağlıyorum şimdi. Kenarda 7 ilmek haroşamı örüyorum. İpimi bağlıyorum. Ve 3 haroşa sırası boyunca da bu renkle öreceğim. Diğer yerlerde yaptığım gibi 3 haroşa sırası boyunca bu rengimi öreceğim. Kenarlarda yine beyaz ipimle haroşalarımı örmeye devam edeceğim. Şimdi 3 sıra haroşamı öreyim. Sonra selanik kurulumunu yeniden birlikte yapalım. Koyu rengimle 3 sıra haroşamı ördüm. Şimdi yeşille örerken yaptığımız gibi ön yüzdeyim. İlk yeşil ipimizi bırakıp beyaz ipimizle selaniğe başladığımızda yaptığımız işlemi tekrarlayacağız. Selanik örgümüzün altyapısı bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıra sonuna kadar öreceğiz. Beyaz ipimizle arkadan selanik kurulumunu yeniden yapacağız. 7 ilmek kenardaki beyazla haroşalarımı ördüm. Şimdi bu portakal rengimi artık işim bitti. Bunu kestim. Buradan bağlayalım. Bir tersle başlayacağım. Selaniklerime başlarken bir tersle başlayacağım. Çünkü haroşanın yanında bir ters olması daha uygun görüntü veriyor. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak tekrar selanik kurulumunu ilk sırasını örüyorum. Kenardaki 7 ilmek haroşama kadar tüm ilmeklerimi bir ters bir düz olarak öreceğim. Bütün ilmeklerimi bir ters bir düz olarak sıra sonuna kadar ördüm. Ters yüzümde 7 ilmek kenar haroşalarımı ördüm. İplerimi burada yanlış yapmışım arkadaşlar. Bir tersimi örmemişim. Hemen onu örüyorum. İlmeğim kaymış. 7 ilmek haroşamı ördüm. İplerimi çaprazladım. Tekrar selaniğimi kuruyorum. İlmeğimin normal giriş yönünde değil, alttaki boşluğunda batıyorum. Bir düz, tersleri ters örüyorum. Ters ilmekte bir sorunum yok. Selanik düz ilmekte yapılıyor. İlmeklerimin göbeklerine giriyorum. Normal şekilde değil, alttaki ilmek boşluğuna şişimi batırıp örüyorum. Tersimi ördüm. İlmek boşluğuna batıp selaniğimi ördüm.
Tersleri ters alıyorum. Düzleri ilmeklerin boşluklarına girerek, düz ilmeğin bir alttaki boşluğuna girerek selaniğimi örüyorum. Ön yüze geleyim, bir de tekrar beyazda göstereyim size. Ön yüzümdeyim. Son kez Selanik örgüsünü birlikte örelim ve daha sonra yeleğimin boyunca örmeye devam edelim. 7 ilmeğimi ördüm. İpimi öne alıp ilk ilmeğim ters, tersimi ördüm. Beyaz ilmeğim normal olarak değil, bir alttaki ilmek boşluğuna batıp düz olarak örüyorum. Tersimi örüyorum. Selaniğimi bir alttaki ilmek boşluğundan alıyorum. Tersimi ördüm. Bir alttaki ilmek boşluğundan selaniğimizi örüyoruz. Selanik'te ilmek kaçırmamaya dikkat edin arkadaşlar. Yoksa modeliniz bozulur, sökmeniz zor olur. Yeniden oturtturmanız zor olur. Terslerimi örüyorum. Düzlerimi bir alttaki ilmek boşluğuna batarak örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar 8 haroşa boyunca yine beyaz ipimle selaniğimi öreceğim. Daha sonra açık sarımı bağlayacağım. 3 haroşa sırası boyunca yine açık sarımla öreceğim. Tekrar beyazımla ön yüzde bir tersle başlayıp bir ters bir düz, arka yüzde selaniğini kurup 8 sıra yine beyaz. Sonra tekrar yeşili bağlayıp açık yeşili 3 sıra haroşa ve daha sonra tekrar 8 sıra beyazla selanik. Yani bu ördüğümüz selanik sıramız 8 sıra. Bu birincisi. Bundan 3 kez daha yapacağız. Şimdi yaptığımız sıra, sonra sarıyı bağlayacağız, açık sarıyı. Tekrar 3 sıra sarı bittikten sonra tekrar selanik. Açık yeşili bağlayacağız, 3 sıra haroşa, o bittikten sonra tekrar selanik. Şimdi ben örgümü öreyim, ilerleteyim. En sonunda da koyu yeşilimizle 3 sıra haroşa örüp kapatacağız yeleğimizi. Bu şekilde örmeye devam edelim. Yeleğimin son sırasına geldim. Son selanik sırasına geldim. Her 3 renk haroşadan sonra, 3 sıra haroşadan sonra 8 sıra selaniklerimi ördüm. Son yeşilimi, açık yeşilimi bağladım. Onunla da yine 3 sıra haroşa ördüm. Şu anda 7 haroşa sırası selaniğimi ördüm. Son sıramı gideceğim, geri döneceğim. Ve yeşil, koyu yeşil bu kenardaki ipimizi bağlayıp yeleğimizi özür diliyorum, yeleğimizi tamamlayacağız. Bir kez de tekrar birlikte yapmak istedim sizlerle. Anlaşılmadıysa yeniden birlikte örelim istedim. 7 ilmeğimi ördüm. Terslerimi ters örüyorum. Selaniklerimi ilmeğimin altındaki göbekten batıyorum.
çıkarıyorum. Tersimi örüyorum. Alttaki ilmeğimin alt kısmından boşluğa batıp ipimi alıp çıkıyorum. Batıyorum. Yalancı Selanik örüyoruz. Tersleri örüyoruz. Düzleri ilmeğimizin bir alttaki boşluğundan, yuvadan alıyoruz. Şimdi bu sıramı başa kadar gideceğim. Geri döneceğim. Ve yeşil ipimi, koyu yeşil ipimi bağlayacağım çimen yeşilime. 3 sırada onunla örüp yeleğimizi tamamlayacağız. Ben örgülerimi öreyim. Bitiminde tekrar sizinle birlikte son kapanışı da yapalım. Yeleğimin son yeşille haroşalarını da tamamladım. Son haroşamızı, beyazları bitirdik artık. Beyazı kopardık ipimizi. Yeşille başlangıçta yaptığımız gibi yeşille 3 sıra haroşamı ördüm. Örgümün ters yüzündeyim. Şimdi ters yönden örerek keseceğim yine. Bu şekilde bir diş daha haroşa elde etmiş olacağım. İlk ilmeğimi boşalıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Boşaldığım ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir tane örüyorum. Diğer ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir örüp bir atlatıyorum. Böylelikle bir diş daha haroşa elde etmiş oluyorum. Bir ördük. Sağdaki ilmeğimizi üzerinden atlattık. Bir ilmek örüp diğerini üzerinden atlatıyoruz. Sıkı kesmemeye çalışın arkadaşlar. Çok gevşek değil, çok da sıkı değil. Örgü örer gibi yaparsanız düzgün bir kesim elde etmiş olursunuz. Şimdi tüm ilmeklerimi bu şekilde keseceğim. Ve yeleğimi tamamlamış olacağım. Evet arkadaşlar, yeleğimi tamamladım. Düğmelerimi diktim. Şık güzel bir yelek oldu. Size ölçülerini de vereyim. Omuzumuzdan aşağıya kadar 36,5 santim. Biraz boyumuz uzun. 2,5 yaşa kadar da giyebilirler. Çünkü Selanik örgü açılabilir bir örgü. Rahat kullanabilirler bebeklerimiz. Beden genişliği de 30 santim. Ben severek ördüm. Güzel bir model. Umarım siz de anlatımımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basın lütfen. Güzel yorumlarınızla destekleyin beni. Arkadaşlar, bir yumaktan biraz çok az fazla gitti beyaz ipim. Renkli iplerde evinizde değerlendirebileceğiniz farklı renkler olabilir. Çok az kullanılıyor. 10-15 gramlık ipler yeterli olur. Bir anlatımımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı günler. Hoşça kalın.